Ha? Evet. Arkadaşlar bize bırakır mısınız ya direkt diyorsanız? Biz ya gitmiyoruz, biz gitmiyoruz. Biz döneceğiz. Biz şimdi Gölbaşı'dayız. Gölbaşı'da büyük tahribat var. Şunlara bak, şunlara bak. Hani korkunç bir yıkım var Gölbaşı. Görebiliyor musunuz? Gölbaşı yolun kenarındakiler yerle bir olmuş. Yani Gölbaşı'daki tahribat Pazarcık'ta daha fazla. Görebiliyor musunuz? No. Yani ilginç bir doğayı yıkımı. Allah yar yardımcımız olsun. Şu yola bak, şu yola. Aynen aynen. Nasıl oldu? Bu yolun kenarındaki ya, iç taraflar daha berbat. Bak buralar yıkmışlar hepsini. Vay 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 vay. Gölbaşı. Gölbaşı yolun kenarındaki evleri bir şey kalmamış. Biliyorsun komple almışlar. Yani iş merkezi gitmiş, binanın şeyine bak. Yani bu bölge aynı hayalet şehrine dönmüş. Tuştan burada. Bak, bakın. Evet, burası Gölbaşı. Yolun kenarındaki evler hepsi gitmiş. Yani o çarşı, Gölbaşı çarşısı var ya. Yani korkunç olmuş. Biz milyarlara uğradık bayılarıma. Orada da dedik bir Gölbaşı'ya gidelim bakalım orada vaziyet nasıl. Az film. Yani ne diyorsun? Diyecek bir şey yok. Kelime bulamıyorsun. Ya. Yıkım Gölbaşı'da çok büyük. Sadece yolun kenarından görüyor. Bu öbürleri zaten. Yani gelen hat bak Ziniklardan Çigili'de Şahintepe Sakarka'dan Bozlar. Saratlardan Bozlar'dan. Oradan sonra Bozlar Gölbaşı. Bu hat böyle devam ediyor. Tam Maraş'ın alt tarafına kadar oraları gezdim. Yani yıkım çok büyük. Şehrin içine inemiyoruz çünkü tahribat çok. Üzerimize bina yıkılır diye giremiyoruz iç taraflara. Burası Gölbaşı'nın en işlek caddesi. Petrol gördük, yan yapmış. Gitmiş ya. Abi hiç Gölbaşı'da darmadağın olmuş ya. Bir de Gölbaşı'nın bu yolun kenarındaki binalar hep eski yapı. Eski yapı olduğundan dolayı. Öf 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 öf. Ya abi Gölbaşı darmadağın olmuş. Şu caddeye baksana. Şu caddeye bak caddeye. Yani bu deprem bize örnek olsun ki yarın bir gün ev yaptığımız zaman daha tedbirli, daha depreme dayanıklı yapılar yapmak zorundayız. Bu yönle bizim köy bir tık ileride genelde Almancı olduğundan dolayı biraz yapılar daha sağlam. Bak burada döneceğiz. Size göstermek istiyorum. Yani bakın bakın hiçbir şey kalmamış ki Gölbaşı'da. Şu evlerin yapısına bak ya. Öf 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 öf. Belki biz haberlerde izliyoruz ama insan kendi gözüyle gördüğü zaman insanların tüyleri diken diken oluyor. Bak. Buralara buralara giremiyoruz çünkü her tarafta yıkım var. Bak buraları görebiliyor musunuz?
Bu cadde komple, şuraya bakın, komple cadde gitmiş. Komple cadde gitmiş. O ise sonra giden cadde komple yerle bir olmuş. Göresin Filip. Her taraf, her taraf. Bitmiş ya o her taraf. Aynen, aynen, bitmiş aynen. Bitmiş ya. Dışına mı ya? Abi ya. No çok abi, binanın harabuyu var ya. Ne o da tuz dumanı da böyle yaptım lan. Ya tabi 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 tabi. Yani bizim oralar, bizimki teğet geçti. No abi. Teşekkür. No orak bir dal geç, bina geçti harab. Da ya. Şu yollara bakın ya. Şu yollara bak. Yol mu kalmış? Bir şey mi kalmış? Ya şöyle bir girelim. Girersek çıkamayız burada. Ulan ne yıkım var? Çıkamaz. Allah bu fakir fukaranı yardım etsin valla. Yıkım bir tarafa, milletin psikolojisi bozulmuş ya. Yani o çadırlara bir gidelim mi? Belki dünya tarihinde en büyük yıkım. Aynen. Aynen. Dünya tarihinde yok. En büyük yıkım. Böyle bak, bak şu aşağılara bak. Hiç bir sağlam ev yok. Aynen, aynen. Böyle bak. Bakın arkadaşlar. Bunlar kıpta. Öyle şuraya kadar gidin. Yok ya. Bak. Yok, yok. Bak burası komple patlamış. Burası göl başı, böyle iste sonra göl başı, iste sonra giden yol. Yani buralarda bir şey kalmamış. Caddeler, gölbaşı caddeleri, böyle göle doğru olan caddeler hep böyle. Korkunç yıkımlar var. Düşünün, bak. Giremiyorsun, yani gölbaşının içine giremiyorsun. Yani şuradan aşağı. Arkadaşlar. Şu yola bak ya. Bakın. İşte bizim hem ülke olarak hem insan olarak bizde bir şey diyeyim var ya, bir şey olmaz, bir şey olmaz ha. Hı. Bak nasıl oldu, bir şey demek olabiliyormuş ya, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Türk toplumu bu kelimeyi bırakmalı işte, demek ki bir şey olabiliyor işte, az alışkanlığı ya. Aynen, bir şey olmaz. Bro, tuş ne oldu? Tuş ne oldu? Bak işte karşıda ev harabe olmuş. Allah böyle dişinde tırnağında arttırmış, iki tane odasını yapmış. Deprem bilinci yok, toplum bilinci yok. Bunların, ondan bunların sonra hepsini yıkarlar ya. Evleri depreme dayanıklı yapmayız. Kim oturacak bunlarda? Ondan sonra felaket geldiği zaman dışarıda kalırız. İnşallah Türk toplumu bundan sonra da görebiliyor musunuz? Şu caddeye bak, şu yollar nasıl olmuş ya? Yollar, yollar. Yani belki gezdiğim en tahribat alan bölgelerden birisi, en çok. Aşağı oğlar da almış ama gölbaşıya çok kötü vurmuş. Çok kötü vurmuş ya. Yani abi ya, pazarcık da var tahribat. Yıkılan bina az. Onun için can kaybı gölbaşı, az. Gölbaşı pazarcığından daha fazla. Yok abi, burası yerle bir olmuş daha ya. Bak ne diyeyim. Bakın bak. Şurada abi, bu cadde biraz sakin, buradan aşağı ineceğim. Şimdi hem bu görüntüler bize ibret olsun. Yarın bir gün gençlerimiz Soku Milyan'ın köyünde ev yaptığı zaman bu görüntüleri hatırlarlar. Evlerimizi daha depreme dayanıklı hale getirebiliriz.
deprem yönetmeliği ne diyorsa ona göre eğer biz evlerimizi yaparsak bence can kaybı bir deprem olsa da vermeyiz. Abi şimdi ben bu olayı şeyden gördüm. Zinkonlarda gördüm. Ben ilk zinklara gittiğim zaman sanki deprem gelmiş, köye günaydın demiş, tek tek evleri avlamış, hadi hoşça kal ben işimi bitirdim gidiyorum. Şunlara bakın ya. Yani gölbaşının şu yeni binalar var ya, 4'te 3'ü gitmiş yeni, olan evler de oturulamaz. Yeni binalar. Tehlikeli şey, evler. Bir şey olmamış. Aynen. Aynen şöyle. Ekseri yıkayan şeyler ya. Eski, hep eski. Bak eski. Yeni yapılar ayakta. Ayakta. Şey varsa, darbede varsa can kaybı yok. Bak burası yeni yapılan evler. Cumhuriyet uğraşır okul. Aynen. Şimdi şeyin altına gidiyoruz. Göl başının altında, göl kenarına gidiyoruz. Bir yerde yol bulursak çıkacağız ana yola. Nasıl şu binalara hiçbir şey olmamış. Yapılar yeni yapıyorlar. Yok yok, ekseri şey yolu yola vurmuş. Yola, aynen. Yola. Tahribat şeyden geçmiş. Yola yani vurmuş. Yol kenarından geçmiş. Evet, bir yol bulursak buradan çıkacağız. Ya burada çıktık. Burada yol var. Öyle bir gidek yok adam yürüyelim. Burası gölbaşı. Yani söylediler gölbaşıda büyük yıkım var. Çok merak ettim. Dedim bunu sizinle paylaşayım. Büyük şart ne var? Caddeye bir yol bulursak çıkarız. Ha burada çıkabiliriz. Valla yok şeyde asfalttan vurmuş, asfalttan. Aynen. Asfalt. Hat oradan geç. Bak görüyorsun buralar nasıl yarılmış. Buralar yarılmış da oraları çok vurmuş. Aynen. Mesela şu binalarda bir çatlak var ama. Bak bak. O kadar. Şu yolun haline bakın görüyor musunuz? O cadde. Nasıl yapmış evleri? Evleri hepsini yan yatırmış. Bak yol nasıl yarmış yolu biliyor musunuz? Görüyoruz. Gölbaşı'da sağlam yeri kalmamış ki. Olur kardeş. Çadıra da var bin ona koymuş gönlet. Gölbaşı'nın içinde bir insan bulamazsın. Bir evde bir adam yok. Bir kimse yok. O millet, bu, milletin hepsi kaçtı. Bu günah da yan yatmış. Milletin. Ya ya. Bak yıkılan binaların şeylerine şerit çekmişler. E tabii ki kimse, tehlike arz ediyor. Kimse girmesin diye. Bak bu binalar da arkaya yat. Bunlar da arkaya yatmış. Bakın arkadaşlar büyük tarifatı görüyor musunuz? Büyük tarifatı görüyor musunuz? Sanki burayı alttan bir şeyler girmiş, alttan toprağa vurmuş vurmuş halletmiş buraları. Yani bacarak bak şuraları görüyorsun. Bizim pazarcıkta evet tahribat var ama böyle böyle değil ya. Burası çok ilginç olmuş ya. Düşün. Çok berbat. Vay vay vay. Gölbaşı bitmiş yani. Bitmiş. Aynen. Tam şey hattında.
Fay Gölbaşı tam fay hattının üzerinde. Görünen tahribat onu gösteriyor. Hmm. Yani Pazarcık'ta gezdiği zaman ancak şöyle 200 metrede bir yıkılan ev görüyorsun. Burada adım başı ev. Herkes köylere taşınıyor. Bundan sonra yapılacak köydeki evler de zaten evlerimiz sağlam. Yani bizim köyün evleri, yapılan yeni evler hepsi sağlam. Bundan sonra da insanlar elbette daha bilinçli olur. Daha depreme dayanıklı ev yapılır. Bak insanlar evlerini taşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Deprem genelde yolun alt tarafını vurmuş. Öyle görünüyor. Değil mi? O üstte de vurmuş. Üstte de vurmuş. Evet. Üstte de vurmuş. Abi caddelere giremiyoruz biliyorsun. Bütün caddeler üstte kapalı. De, üstte de altta da. Her bütün taraf, caddeler kapalı. Giremiyoruz. Pazarcık'ın en büyük şansı binalar yeni, darbe var ama can kaybı az. Ama burada büyük ihtimal can kaybı çok yüksek. Aa, bak. Burada kahve içtik bir zaman. Şu kafeteryada var ya, bir geldik birara kahve çay içtik. İçin mi bana kadar? Limon. Dükkan mı? Abi şey yarmış, sanki bir şeyler girmiş toprağın altına, özellikle yol kenarı. Yani. Tabii ki pınarda boş be, çokmuş be. Aynen. Bakın. Abi göreceksin, örnek olsun bizlere, Türk toplumuna örnek olsun inşallah. Ya, ya şeyde. Hem Türk devleti mesela, hem Türk toplumu bilinçli olur. Bu bir bu deprem bize bir örnek olur. Şeyde televizyonda bazı canlı yayındayız. İnşallah bundan sonra iyi şeyler yaparlar. Hem devlet olarak hem millet olarak el ele verip önemli olan deprem yönetmenliğine bürokrasinin uyması, buna göre önlem alması. İnsanlar büyük yıkım içerisinde, perişan. Burası koordinasyon merkezi, bu sol taraf. Bak bina da yan yatmış. Evet, videoyu burada sonlandırıyorum. Biraz da psikolojimiz bozuldu burada. Onun için videoyu sonlandıracağım.